Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, ne yapıyorsunuz? İnşallah iyisinizdir. Bizlere soracak olursanız da bizler de iyiyiz. Çok şükür değerli izleyicilerim, abilerim, ablalarım, arkadaşlarım. Sizler nasılsınız, ne yapıyorsunuz değerli izleyicilerim? Allah hepinize iyilik, sağlık versin. Dertler ve dermanlar artmasa sen de Mevlam canım. Bugün de arkadaşlarım sizler de şöyle görmüş olduğunuz gibi canlar. Güzel bir tavuk yemeği yapacağım fırınımızda, fırına süreceğim canlar. Şöyle gördüğünüz gibi sizlerle arkadaşlarım ilk önce parçalamayla başlıyoruz. Ebenimdir, El Fatıma annemin eli, Rabbi yesir ve natasir, Rabbi temin bil hayr. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlarım şu boyunda şekilde döşeyeceğim. Sizlerle birlikte inşallah buyurun gelin beraber yiyelim arkadaşlar. Sizler ne yaptınız akşam yemeklerinde canlar? Buyurun gelin bugün de biz de yiyelim. Böyle arkadaşlarım diyorum da hepimizin evleri birbirine uzak. Keşke yakın olsanız da gelseniz. Ben sizleri ne güzel ağırlarım. Canlarım benim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Doğru güzelce yurt içi, yurt dışı, tüm değerli izleyici, gönül dostlarıma. Hepinize çok çok selamlar olsun arkadaşlarım. Bu tavuğu da nereden tanıyoruz diyeceksiniz şimdi. Bu tavuğu arkadaşlarım geçen gün sizler hatırlıyorsunuzdur. Düzlük'te nohut yemeği yapmıştım. O zamandan kaldı bu canlar. O zamandan kaldığı için şöyle dolaba atmıştım. Bunu bir tek arkadaşlarım tavuğun göğüs olan, bonfilesi olan yeri yok yani. Şöyle güzel sizler de bunu da bugün fırında pişireceğim ben inşallah. Rabbim izin verirse şöyle görmüş olduğum gibi parçalayarak koyuyorum arkadaşlarım. Soğanını falan daha sonra doğrayacağım içerisine, üzerine. Sizler de arkadaşlarım ben böyle yapabilirsiniz. Gerçekten çok kolay, çok bereketli oluyor. Sizler uzun videolar istediğiniz için biraz da artık arkadaşlarım oyalanarak biraz da uzun olarak çekmeye çalışıyorum sizlerle videolarıma. İnşallah beğeniyorsunuz sizler de. Şöyle gördüğünüz gibi kemiği arkadaşlarım arasından çıkıveriyorum. Nasıl çıkıyorsa bunlar ben tutarken içinden. Şöyle görüyor musunuz? Ben çevirdim şöyle dikkat. Kemiği çıkınca da almadan olmuyor. Almam gerekiyor yani illa benim onu. Yani kemiğini çıkarttım. Gördünüz mü sizler de? Kemiğin üstünde et kaldı gibi oldu da. Bunu şöyle alayım. Kemiği atıvereyim. Kemik arkadaşlarım böyle yemek için olunca ben gerçekten hiç sevmem. O yüzden çıkarken çıkarsa da alıyorum içerisinden çoğunlukla. Canlar. Sizler isterseniz direkt bu fotoğraf da alabilirsiniz tavuğu. İsterseniz bir tek tavuk göğüsü olarak da alabilirsiniz. Döşeti de dedim şu unutuklu arkadaşlarım. Şöyle. Şuralarında burası arkadaşım kanat kısımları. Gördüğünüz gibi bunları da böyle atıyorum direkt içerisine. Onları ayırıp da yeriz arkadaşlarım biz. Şimdi şöyle iç kısımlarına geldik. Şöyle şuradan parçalayalım bir tat. Şöyle ters çevireyim direkt. Şurasından tutunca çekince direkt gelir diye düşünüyorum. Böyle düşündüğüm gibi oldu. Diyorum ki ben parçalanıverdi. Bu da bu şekilde. Ve şuradan arkadaşlar bir iki parça bölsek elimizde zaten çekince kırılıyor gördüğünüz gibi. Şöyle atayım içerisine. Çok fazla parçalamayacağım. Çok fazla parçalayınca arkadaşlarım hemen yanı veriyor. O yüzden şöyle sizlerle birlikte orta büyüklükte olduktan sonra içerisine atıveriyorum. Burası arkadaşlarım sırf kemikli olduğu için biraz zor olacak yapması. Burayı şöyle ikiye bölsem geçecek. Şöyle tamam burada. Bunu da koyalım. İçerisinde arkadaşlarım bunları temizlemiyorlar mı anlamıyorum ben. Şöyle ciğerler çıkıyor. Bu ciğerleri de atıyorum. Öğleden bir payı takım. Ciğerler çıkmamış şimdi. Şöyle tekrardan bir derdim içeyim de. Herhalde uç kısımları kalıyor ciğerlerin bunların içerisinde. Şöyle güzelce bir katta içiyorum ben canlar. Az önce yıkamıştım da değerli izleyicilerim. Hatta koymadan önce yıkamıştım. Yıkamıştım. Bu ciğerler nasıl kalıyor bunun içerisinde? Ben onu anlamış değilim. Her seferinde bunu kendime soruyorum. Nasıl kalıyor bu acaba makinede temizlenirken diyorum. Ben her tarafı zaten arkadaşım tertemiz. Güzelce. Şurayı böyle böyle vereyim. Sosları hem sosunu hazırlayalım hem patateslerini, soğanlarını, biberlerini doğrayalım güzelce.
şu şekilde, şu büyüklük yeterli olacaktır. Üzerine su falan kalmasını şöyle bir çırpayım. Evet, şöyle gördüğünüz gibi canlar. Şimdi içerisine güzel şöyle koydum. Göstereyim sizlere de şöyle bir. Görmüş olduğunuz gibi. Şurayı arkadaşlarım tezgahımı hemen bir temizleyeyim ben. Şöyle bir yana yıkayım. Bir kat. Şöyle bir kat da sileyim. Ben arkadaşlarım öyle kirli pis yer çalışmayı sevmem. Öyle olması lazım zaten. Şöyle. Evet. Buranın kirini çöpünü de aldırdım. Şöyle bunu buraya koyayım. Şimdi biberlerimize devam ediyoruz. Şöyle biberlerimizi görmüş olduğum sadece uç kısımlarını alıyorum. Başka arkadaşlarım bir şey yapmayacağım. Şöyle direkt içerisine atıvereceğim. Şu uç kısımları alınmış olacak sadece yani. Yani gördüğünüz gibi. İsterseniz büyük olanları ortalıkça şöyle kesmeden atabilirsiniz içerisine direkt. Sizler arkadaşlarım direkt bunu güvecin içerisine de yapabilirsiniz. Hani o toprak güveçler oluyor ya. Onlar da biz de onlardan olmadığı için şöyle direkt fırında yapacağım ben arkadaşlar. Farklı medyanın arkadaşlarım hangisinde olursa olsun. Bugün akşam yayını böyle yapayım dedim. Öyle yani, akşam en misafirlerimiz gelecek. Hemen şöyle pratikçe hemen bunu yapalım, bugün bunu yiyelim dedim. Dün de arkadaşlarım yoğurtmayı aldım, tekrardan onu dolaba attım sabah. Daha doğrusu halam attı. O da dolapta. Bugün akşam yer miyiz bilmiyorum, ya yarın yeriz ya bugün akşam yeriz. Bir kilo mayadım arkadaşlar, fazla mayalamadım. Zaten hep süt alıyoruz, mayalıyoruz. O yüzden şöyle gördüğünüz gibi bunları da koydum içerisine. Şimdi soğanımızı doğrayayım. Sonrasında patatesimizi ilave ederim. Güzelce bir yerde pişireceğiz inşallah. 4 adet de büyük boy patatesimiz var. Canlarım benim. Böyle bir kat hemen soyalım. Ben arkadaşım soğanın bir katını alırım şöyle. Birinci katını kullanmayacağım ki sevmiyorum. Toprağa değiyor, şu oluyor. Sizler de kullanmıyorsunuzdur arkadaşlar. Ben her zaman söylüyorum zaten bunu birinci katını hiçbir zaman kullanmıyorum diye. Bazıları arkadaşlar birinci katını ince ince soyuyor, kullanıyor. Ben hiç sevmem yani, öyle hoşlanmam. Şöyle. 4'e 5'e ne kadar bölerseniz bölün. Şöyle ortadaki yere ben bölüyorum arkadaşlar. Sonra da şöyle bölüyorum. Bir de şöyle bölüyorum. Yani 6 parçaya bölmüş oluyorum bu şekilde. Sonrasında da gördüğünüz gibi şöyle. İçerisine zaten ondan sonra karışacak. Parçalanacak piştikten sonra. Şöyle direkt gördüğünüz gibi atıverdim içerisine arkadaşlarım. Şimdi sizler de patateslerimizi koymaya başlayalım canlar. Güzel bir soyalım değerli izleyicilerim. Patateslerimizi de içerisine ilave edelim sizlerle birlikte. 4 tane patates yeterli olur bize. Fazla bile gelir hatta. Bilerek ben arkadaşlarım fazla doğradım. Patates çünkü ben böyle kızarım fırında gerçekten çok seviyorum. Sabah kahvaltı falan yeriz diye düşündüm arkadaşlar. Böyle tavuğun yanında pişince bile daha güzel oluyor. Sizler bilmiyorum yapar mısınız böyle. Tavukla birlikte mi atarsınız, tavuktan ayrı mı atarsınız. Yani biz bazen böyle tavukla beraber atıyoruz, bazen ayrı atıyoruz. Bugün böyle tavukla beraber atacağım. Sosunu da arkadaşlarım hazırlayacağım, sizlere göstereceğim. Normal arkadaşlarım salçalı su gibi bir sosu var işte. Sizlere yapıp göstereceğim. Ben arkadaşlarım ne bulursam işte baharat falan kullanıyorum. Sizler de istediğiniz baharatları kullanabilirsiniz, köri falan. Ben arkadaşlarım köri kullanmayacağım içerisinde ama halam köri sevmiyor. Neden köri sevmez? O yüzden içerisinde köri kullanmayacağım. Yani bugün ev temizliği yaptığım için. Bugün bu arada tarihlerden 17 Kasım. Bayağı bir yoruldum sabah. Akşamında da böyle bir yapayım dedim. Sesim de yine gitmeye başladı. Kahve içtiğim yaklaştı. O yüzden oldu galiba. Şöyle güzelce bunu da soyuyoruz. Sizlerle birlikte canlarım benim. Öğlen biliyorsunuz. Sizler de söylemiştim zaten videodan sonra. Temizliğimi bitirdikten sonra arkadaşlarım kahve yapacağım, kahve içerim dediydim. Onu da ben her zaman kahvenin telvesini yiyorum içindekilere. Onun arkadaşlarım böyle benim bir ses arada bir gidip geliyor. Niye böyle oluyor bilmiyorum. Zararlı mı acaba? Kahvenin terbiyesi. Yorumları yazın canlarım benim. Sizlerin de oluyor mu?
Ama orasını da ben gerçekten çok seviyorum. Halam da yiyor onun orasını. Ona bir şey olmuyor. Ben böyle kahvenin hani o telvesini yani kahvesini yiyince ona böyle oluyor. Sesim arada bir gidiyor, boğazım gıcık oluyor. Ondan mı oluyor gerçekten ne oluyor bilmiyorum da ama her zaman onu içtikten sonra oluyor. Ya da ben kafam böyle düşündüğüm için de olabilir bilmiyorum yani. Sizlerde oluyorum arkadaşlarım. Yorumları yazın sizlerde. Hemen olmuyor arkadaşlarım bakın böyle. Bir saatte geçince oluyor. Ya yarım saat sonra oluyor. 2 saat sonra oluyor. Bir değişken yani böyle konuşmayı fazlalaştırdım mı oluyor. Konuşmadım mı hiçbir şey yok, olmuyor. Hiçbir şey yok o zaman. Bilmiyorum yani ya Allah'ım ya Rabbim Allah'ımdan gelen bir şey diyeceğimiz yok. Çok şükürler bin şükürler olsun Rabbim ve bizler buralarda arkadaşlarım yiyoruz. Rabbim olmayanlara da versin inşallah olmayan kullarına da versin Rabbim kimseleri yiyecekle içecekle imtihan etmesin. Çocuklarıyla hasta olsun imtihan etmesin Yüce Allah'ım Yüce Mevlam. Rabbim kimin başında ne dert varsa hemen kolaylıkla geçirmeyi nasip etsin inşallah. Rabbim kimselerin başına hastalık vermesin, hastane kapılarına bakıtmasın gerçekten. Hastane kapılarında yatmak da zor arkadaşlarım, beklemek de zor. Bekleyenler bilir yani canlarım benim. Rabbim kimseleri hastanelere düşürmesin inşallah. Sizleri de gerçekten çok seviyorum. Böyle sohbetli videolarımız olsun istiyorum. Sizlerle de karşılıklı konuşmak istiyorum. Doğum gününde arayan izleyicilerim, abilerimden, ablalarımdan, yorum yapanlardan, mesaj atanlardan, Allah razı olsun hepsinden bir kere değil, bin kere beni düşünmüşler, aramışlar, Allah razı olsun. Her zaman söylüyorum, her zaman dualarındasınız. Sizler de bana dua edin arkadaşlarım. Kulum kula ettiği dua kabul olurmuş. Öyle bir söz var yani canlar. Böyle güzelce katlayacağım, böyle bir katlayayım diye izleyicilerim. Belli olmaz. Bir topraktan çıkıyor çünkü. Şöyle. İki kat yıkadım canlar. Şimdi sizlerle de diğerini izleyicilerim. Şöyle güzelce doğrayacağım. Çok kalına doğramayacağım. Çok ince de doğramayacağım. Şöyle bir arkadaşlar ortadan ikiye bölüyoruz gördüğünüz gibi. Sizler de. Sonrasında arkadaşlar bakın. Şöyle doğruyorum bir ben. Hepsini bu şekilde doğrayacağım. İzleyince daha net görürsünüz. Sonrasında arkadaşlar şöyle ortadan ikiye bölüyorum. Patateslerimiz yani şu şekilde oluyor. Gördüğünüz gibi. Bunlar da işte böyle. Patateslerimizi içerisine ilave edeceğim. Bu şekilde bu büyüklükte olursa tamamen güzel şekilde pişer. Yarım saat arkadaşlarım. 45 dakika, 1 saat. Fırınızın derecesine göre pişirme sürenizi arttırıp çoğaltabilirsiniz. Bizim fırın arkadaşlarım bayağı bir eski. O yüzden ben kaç derecede pişirdiğimi bilmiyorum fırına. Tamam biliyordur gerçi de ben bilmiyorum yani. Öyle. Bunun pişesi kadar tavuklarımız, patateslerimiz pişireceğim. Soslayacağım az sonra sizlerle birlikte. Yavaş yavaş soslama aşamasına doğru da geliyoruz. Şöyle tabii ki önce patateslerimi güzelce doğrayayım da. Güzel arkadaşlarım böyle videolarımı kırıp falan çekmeyi gerçekten çok seviyorum. Ama böyle öksürdü falan yerler arada kırmak zorunda kalıyor mecburen. Havalar soğuk biliyorsunuz. Öksürürken de sizi rahatsız etmek istemiyorum. Bazen öksürüyoruz, bazen hapşırıyoruz. Siz benim arkadaşlarım hiç videolarımda öksürdüğümü hapşırdığımı gördünüz mü? Yorumlarda yazın canlar benim. Çünkü sevmiyorum arkadaşlarım öyle videoya çıkmasına. Öksürdüm hapşırdığımı. O yüzden orada kırpıyorum videolarımda. Sizler de biliyorsunuz zaten sizlerle de videolarımda söylüyorum. Her zaman arkadaşlarım böyle aynı içerikler olmasını istemiyorum. O yüzden farklı sizlere içerikler üretmeye çalışıyorum. Sizler beni ne kadar çok desteklerseniz, izlerseniz ben o kadar çok sizlere video çekerim. Video çekmemi istiyorsanız arkadaşlarım bol bol beğeniler yapalım. Beğeni yapmazsanız kaybolurum. Yani kimsecikler izlemez. Lütfen beğeniler yapalım, yorumlar yapalım, desteklerimizi verelim. Bir beğeni arkadaşlarım çok görmeyelim. Beğeniler gerçekten çok önemli bizler için. Allah razı olsun şimdiden beğenen herkesten bir tıklayalım arkadaşlar. Bir beğen tuşuna basalım. Yorumları beğenelim bol bol lütfen. Bakın sizlerden rica ediyorum. Yapın demiyorum arkadaşlarım. Rica ediyorum. Bazı kişiler var ki YouTube'da. İsimlerini söylemeyeyim şimdi. Bildiğin beğeneceksiniz. Şöyle yapacaksınız, böyle yapacaksınız. Ben hiçbir zaman arkadaşlarım öyle olmadım.
Lütfen beğenir misiniz diyorum bakın. Her zaman kibar bir şekilde sizlere söylüyorum. Sizler de beğenirseniz sevinirim, mutlu olurum. Allah razı olsun. Teşekkür ederim sizlere. Ben de arkadaşlarım yine 5000'den yukarıya yükselttiniz. Bu kadar da olabileceğimi hiçbir zaman düşünemiyordum. 1000 abone bile geçeceğimi düşünmüyordum arkadaşlarım. Düşünün artık sizler sayesinde Allah razı olsun günden güne yükseliyoruz. Bir de izlenmemiz yükselse keşke. Sonrasında gerçekten çok iyi olacak. Sizlere daha kaliteli içerikler sunacağım inşallah. Şöyle gördük patateslerimi de güzelce doğradım. Sizlere şöyle bir göstereyim canlar. Şuraları da hemen bir temizleyeyim ben. Ben buraları temizleyeyim arkadaşlarım. Sonrasında sizlere bir sos yaparken görüşürüz inşallah. Evet arkadaşlar şimdi sert sosumuzu hazırlayacağız canlar. Şöyle sıvı yağımızın arkadaşlarım göz kararı. Kendiniz ne kadar isterseniz ilave edebilirsiniz. Benim dediğimde yağlı kalıbı olmadığı için. Şöyle ben göz kararı patateslerimi de güzelce kızarabilmesi için. Şöyle gördüğünüz gibi göz kararı arkadaşlarım sıvı yağımızdan şu şekilde ilave ettim içerisine. Şimdi sert de tuzunu ilave edeceğim. Çünkü arkadaşlarım biliyorsunuz malzemelerin hiçbirinin içerisinde şu anda tuz yok. Şöyle tuzumuzu da güzelce ilave edeyim. Tatlı kaşığını arkadaşlarım şöyle gördüğünüz gibi göz kararı yani fazla yok denebilir. Şöyle biraz da ilave edeyim. Tamamdır tuzumuz da. Şimdi karabiberini ilave edeceğim. Kimyonunu ilave edeceğim. Hepsini arkadaşlarım sırasıyla ilave edeceğim. Bu arada kaşığımı buraya koydum. Burası temiz. Ben şimdi söylüyorum arkadaşlar. Eleme ilave edelim canlar. Karabiberimizde göz kararı değerli izleyicilerim. Sizler ne kadar ilave etmek isterseniz o kadar ilave edebilirsiniz. Şöyle ben içerisine ilave ettim. Sizlerle şöyle karabiberimizi koyayım artık yerine. Şimdi birazcık nane ilave edeceğim. Şöyle göz kararı. Bunlar da arkadaşlar hani marketler satıyor ya tatlılarda. Onların içerisinden çıkanlar falan şöyle bunların içerisine koydum benim yediklerimi. Şöyle bir kaşık nane koydum içerisine. Kimyon koyacağım şimdi sizlerle birlikte biraz da. Kimyon güzel tat veriyor gerçekten. Şöyle göz kararı kimyonumuzdan ilave edelim. Kimyonumuzu da ilave ettik. Şimdi arkadaşlarım benim en sevdiğime geldik. Şimdi kekimizi ilave ediyoruz. Keki ben gerçekten çok severim. Şöyle 2 3 kaşık kek ilave ettim içerisine. Bunun bir de arkadaşlarım büyüklüğü çok fazla büyük olmadığı için o yüzden şöyle birazcık bol bol ilave ediyorum. Şimdi salçamızı ilave edeceğiz sizlerle birlikte. Şöyle göz kararı. Gördüğünüz gibi. Şöyle arkadaşlarım 1 kaşık kadar da salçamızdan alalım. Şöyle görüyor musunuz? İnşallah görüyorsunuz. Salçamızı da aldım. Güzelce bunu da karıştıracağız sizlerle birlikte. Bu kadar salça yeterli olur sanırım. Evet, yeterli olur. Fazla ilave etmeyelim. Fazla da gözümüz yok hiçbir zaman. Bu arada arkadaşlarım videolarımı paylaşmayı unutmayalım. Bütün platformlarda, sosyal medyada, YouTube'da, Instagram'da, sonrasında Twitter'da, Facebook'ta, WhatsApp'ta, Instagram'da tüm sosyal medyada paylaşalım arkadaşlarım kanalımı. Bana destek verelim. Ve arkadaşlarım beni nerelerden izliyorsanız lütfen yorumlara yazın. Ve kaç izliyorsunuz onu yazın arkadaşlarım. Bol bol yorum yapalım yani arkadaşlar. Bir yorum yapmakla kalmayalım. 5-6 tane, 10 tane, 20 tane ne kadar yapmak isterseniz o kadar yorumlarımızı yapalım. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim hepinize canlarım benim. Böyle gördüğünüz gibi tamamdır artık. Şimdi salçalı sos da dolaptaki yoğurdumuzdan, yeni mayalı oğlum yoğurdumdan da 1-2 yemek kaşığı bunun içerisine yoğurt ilave edeceğim. Taze yoğurt arkadaşlarım. Şöyle gördünüz mü canlar? Göstereyim sizlere değerli izleyicilerim. Bu şekilde maşallahlarınızı da alırım yoğurduma. Şöyle arkadaşlar bismillahirrahmanirrahim. Görüyor musunuz yoğurdumuzu? Şöyle. 1-2 2 kaşık
Hemen yoğurdumuzdan ilave ettim içerisine. Çok fazla değil arkadaşlarım. 2 kaşık sadece. Evet, bu da tamamdır. Yoğurdumuzu artık dolaba koyayım. Kaşık olarak arttırıyorum. Çok fazla koymadım içerisine. 2 kaşık dedim o yüzden. 1 kaşık, 1,5 kaşık da koyabilirsiniz sizler. Şöyle gördüğünüz gibi yoğurdumuzu güzel karıştırıyorum içerisinde. Rengi değişti arkadaşlar. Çok güzel bir renk oldu. Şöyle göstereyim sizlere de. Biraz daha güzelce çırpalım şöyle. Tamamen salçasıyla, keşifleriyle güzel de burada karışsın. Birazcık arkadaşlarım, ben şimdi ben bunu su ilave edeyim. Çok az arkadaşlar, çok fazla değil. Az dedin arkadaşlarım, bu kadar az değil de. Bizim canım var mıdır yok mudur bilmiyorum yani. Şöyle sosun burada gördüğünüz gibi kıvam bir şekilde olacak yani. Yoğurt koyduktan sonra. Her zaman da olabilmesi için içerisinde birazcık da o yüzden su koydum. Şöyle tamamdır. Sosumuzu artık şöyle güzelce karıştırdım. Güzelce yavaş yavaş ilave edeceğim şöyle içerisine. Bismillahirrahmanirrahim. Elbenim diler Fatıma annemleri. Rabbi sir ve la tasir. Rabbi temin bil hayır. Rabbim hayırlısıyla yedirmeyi nasip eylesin inşallah. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlarım. Üzerine de ilave ediyoruz. Rabbim bereketini içine versin inşallah. Şöyle. Güzelce ilave edelim canlar. Yağı az geldi galiba değerli izleyicilerim bilmiyorum da. Şöyle bir kap karıştırayım. Az sonra sizlerle birlikte. İçerisindeki yağını da tamamen içerisine koyalım. Şöyle güzel oldu canlar. Gördünüz mü değerli izleyicilerim? Şu kenarda bir patates kalmış. Şu patates, sonra şunlar soslanmayanlar var. O patatesleri, soğanları şöyle, şu soğan da soslanmamış. Arkadaşlar bunların içerisine şöyle güzel karıştırayım. İçeride sos varsa yani patatesle soğanlar alsın bunun içerisine. Şöyle görün biraz sos da varmış içerisinde. Onları da bunları aldım. Şöyle bir güzel sizler de karıştıracağım artık bunları da canlar. Şöyle ben karıştırırken değerli izleyicilerim. Sizler de beni izlemeye devam edeyim. Bu şekilde güzelce. Tam geldi arkadaşlarım gördünüz mü? Çok güzel oldu gerçekten. Birazcık da şimdi ben bunu belki sıvıyla ilave ederim. Ya da belki zeytinyağı. Zeytinyağı ilave etsem daha iyi olur arkadaşlar şimdi. Zeytinyağı ilave etmek için bunun içerisine. Zeytinyağı ilave ederim. İçerisine unuttum arkadaşlar ilave etmeyi. Böyle güzelce gördüğünüz gibi karıştı içerisinde. Evet. Birazcık da içerisine çok az zeytinyağı ilave edeceğim. Şimdi şöyle. Şöyle arkadaşlar. Güzelce bundan da ilave edelim. Birazcık çok fazla ilave etmedim arkadaşlar. Kamerada böyle fazla görünebilir ama çok fazla ilave etmedim gerçekten. Yağımızı da her yerine koyayım. Evet şöyle güzelce tekrardan bir kat daha sizlerce karıştıralım. Tamamen karışsın yani içerisinde hiç yağsız, tuzsuz bir yeri kalmasın. Tozsuz bir yeri kalmasın. İsterseniz siz arkadaşlarım toz da falan ilave edebilirsiniz içerisinde. Ben mesela ilave etmedim. Şöyle güzelce bunu da bir karıştırdım. Tamamdır arkadaşlar canlar. Şimdi her tarafı eşit olarak oldu. Etinden, patatesinden her şeyi tamam yani. Saat kaç oldu bilmiyorum. Bir bakayım hemen sizler için saat heyecanlar. Ona göre ilave de koyacağım ki çünkü fırınımıza. Şu an saat 17.35. Fırına koysam yavaş yavaş olur. Şimdi saati fırına koyalım. Yanına bir de arkadaşlarım ben bunu pirinç pilavı yapsam iyi olur. Bir de yanına ben bunu pirinç pilavı yaparım. O şekilde yani bugün de böyle yaparız. Fırınımızı hemen ben bir çalıştırayım. Fırınımız ısınsın. Isındıktan sonra sizlerle birlikte içerisine atarım ben bunu da canlar.
Sonra sizlerle görüşürüz inşallah. Evet değerli izleyicilerim, şöyle görmüş olduğunuz gibi fırın yemeğimiz de oldu. Artık sizlere şöyle bir önsünlerini göstereyim dedim. Canlarım benim, görmüş olduğunuz gibi şu şekilde oldu. Evet değerli izleyicilerim, değerli takipçilerim, bir videomun da sonuna geldim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Aboneliklerinizi, beğenilerinizi, yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum. Başka güzel videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın değerli can dostlarım.